Herkese yeniden merhaba, sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, meslektaşlarım, öğretmenlerim, öğrenci arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Tabii ki biraz sürekliliği olan bir eyleme dönüştü. Her salı akşamı birçok arkadaşımla birlikte oluyorum. Bundan büyük bir mutluluk duyuyorum tabii ki. Farklı konuları, farklı konuklarla tartışabilme olanağı buluyoruz. Doğrusu her defasında amacımızı söylemekle birlikte tekrar yine bugün de söyleyeyim. Bizler bir dayanışma sürecinin içerisinde olabilmenin yolunu arayan arkadaşlarız. Dolayısıyla buradaki yaptığımız işleri tabii ki çok da böyle hemen sonuç alacağımız, hemen etkili bir şekilde sonuca ulaştıracağımız çalışmalar olarak değerlendirmiyorum ama bizi zenginleştiren, bir arada tutan ve iletişim halinde olmamızı sağlayan faaliyetler olarak da görüyorum. Bu açıdan hepinizin katkısı, desteği son derece önemli. Tekrar hoş geldiniz. Bugün doğal olarak eğitim-öğretim sürecimizin tabii ki karşı karşıya olduğu temel sorunları öncelikli tartışıyoruz. Doğal olarak böyle bir yönelimimiz var ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bünyesindeki okullarda da bir sömestr tatili söz konusu. Bu manada sürecin çok merkezinde bulunan öğretmen arkadaşlarımızın, öğretmenlerimizin karşılaştıkları temel sorunları veya onların değerlendirmelerini ele almayı kurgulamıştık. Bu açıdan da bize katkı veren Nurcan Korkmaz öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Bizim önerimizi, teklifimizi kabul etti ve bu akşam sizlere kendi deneyimlerinden, gözlemlerinden, bazı araştırmalardan açıklamalarda bulunacak. Bildiğiniz gibi birinci oturumda konuşmacımız kendi hazırlamış olduğu içeriği bizlerle paylaşıyor, sunuyor. İkinci oturumda yani bir 40 dakika sonra, 30 dakika sonra bizim sistemimiz bir kapanıyor. Yeniden sisteme dahil oluyoruz. Bu manada da ikinci oturumda bizler, sizler katkı ve sorularla tartışmayı zenginleştiriyoruz. Üçüncü oturuma geçmemeyi planlıyoruz. Her defasında bunu söylüyorum ama tabii ki çok da etkili yapamadık. Bu sefer iki oturumda tartışmamızı bitirmeyi yine hedefliyoruz. Eğer üçüncü oturuma doğru bir yönelim olursa onu da kayıt dışı olarak yani biraz daha serbest bir süre olarak değerlendireceğiz. Benim açımdan şu anda bütünüyle süreç iyi gidiyor. Gelen arkadaşları tekrar sisteme dahil edeceğim. Şimdi ben sözü Nurcan Korkmaz arkadaşımıza vereceğim. Bir cümle belki başta söyleyecektim ama biz tabii ki öğretmenin süreç içerisindeki yerini son derece önemli görüyoruz. Yani buradaki bütün arkadaşlarımız da bu görüşüme katılırlar. Dolayısıyla özne öğretmen olarak, özne rolündeki öğretmeni, sürecin temel bileşenlerinden biri olan öğretmenin yaşadıkları veya duygulanım durumunu bize Nurcan arkadaşımız kendi adına ve gözlemlediği arkadaşları veya meslektaşları adına ifade etmeye çalışacak. Ben şimdiden tekrar teşekkür ediyorum kendisine bu önerimizi, teklifimizi kabul ettiği için. Nurcan Hocam söz sende, buyur. Teşekkür ederim hocam. Belki çok heyecanlandım açıkçası. Hep sınıfın karşısında konuşan bir öğretmenim ama bu kadar değerli eğitimcilerin karşısında olmak benim için de bir onur. Davetiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Dediğiniz gibi aslında öğretmen deneyimleri deyince biraz daha paylaşımla giden bir süreç olursa belki birbirimizden beslendiğimiz, birbirimizden öğrendiğimiz bir programda olabilir diye düşünüyorum bunun için. Ama ben yine de kısaca sizin de söylediğiniz gibi içinde bulunduğumuz durumu ve geçirdiğimiz bu yaklaşık bir yıla yayılan süreci özetleyecek bir çerçeve hazırladım tabii ama bundan önce belki de aslında evet tarihsel bir süreç yaşıyoruz. Bütün dünyanın başına gelmiş bir salgın söz konusu. Ve bu hayatın her alanını olduğu gibi eğitimi ve doğal olarak biz öğretmenleri de etkiledi ama
Belki de biraz Türkiye'de bu uzaktan eğitim bizi nasıl etkiledi, öğretmenleri nasıl etkiledi, öğrencileri nasıl etkiledi, neleri deneyimledikten önce belki şeye bakmak lazım. Biz bu pandemi sürecine nasıl girdik? Çünkü aslında yaşadığımız deneyimlerin ya da karşılığının bugün yüz yüze olduğumuz sorunların birçoğunun altında yatan kısım biraz şeyle alakalı. Hani pandemiye nasıl bir eğitim sistemiyle girdiğimizle alakalı. Elbette ki buradaki herkesin bundan haberdar olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de son 40 yıldır ama özellikle ve ağırlıklı olarak son 20 yıldır kamusal ve laik eğitimin çok yoğun bir şekilde iki koldan baskı altında olduğunu biliyoruz pandemi öncesinde. Bu kolların birisi aslında ikisi de birbirini besleyen iki süreç. Biri dinselleşme, biri piyasalaşma. Şimdi zaten piyasaya açılmış, özelleştirilmiş, kamusal eğitimin bütün niteliklerinin neredeyse yok edildiği ve sadece anayasal bir hak ve yasalarda kaldığı bir sürecin içerisinde pandemiye girmiştik. O haliyle eşitsizlikler, okullar arasındaki uçurumlar, özel okul, devlet okulları arasındaki uçurumlar oldukça fazlaydı. Öğrencilerimizin arasındaki eşitsizlik, adaletsizlikler neredeyse en tavan halinde yaşanıyordu. Kaldı ki devlet okullarının kendi içinde de birazdan kendi gözlemlerimi anlatırken bunu da anlatmak istiyorum özellikle. Çünkü 3 okulla, 3 farklı devlet okuluyla birebir ilişkisi olan bir insanım. Bunlardan biri geçen yıl çalıştığım okul. Daha Taşra'da bir, Ankara'da olmasına rağmen Taşra'da bir okul. Biri şu bu yıl çalışmakta olduğum Ankara merkezde daha görece sosyoekonomik olarak üst düzeyde bir üst sınıflara hitap eden bir yerde bir okul. Ve aynı zamanda velisi olduğum ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın nitelikli okul diye nitelendirdiği okul deneyimleri de hani bu anlamda önemli. Ama bunlar zaten pandemi öncesinde de vardı ve böyle bir ayrışma çok yoğun bir şekilde yaşanıyordu. Hepimiz biliyoruz özel okullara bir taraftan teşvik veriliyordu ama devlet okullarına hiçbir şekilde yatırım yapılmayan bir süreçten geldik. Yine devlet okullarının kendi içerisinde ayrıştığı, eşitsizliğin arttığı bir süreçten geldik. Okulların veli desteğiyle ayakta durduğu bir dönemde yaşıyorduk. Aynı zamanda işte okullarda ya da milli eğitimde bir taraftan dinselleşme de çok yoğun bir şekilde gidiyordu. Bu arada işte bildiğimiz vakıflara Ensar Vakfı, Türkiye Vakfı, İlim Yavme Cemaati gibi başta bir takım vakıflar olmak üzere Diyanet İşleri ile yapılan protokoller üzerinden de aslında yatırımın daha çok bu tarafa, bu alana olduğunu biliyorduk. Aynı zamanda da imam hatiplere yoğun bir şekilde bir yatırımın yapıldığı bir süreç vardı. Yani biraz önce başta söylediğim o çok hızlıca anlatmaya çalıştım. Bir taraftan dinselleştirilen, bir taraftan özelleştirilen ve laik ve kamusal niteliğini neredeyse yitirmiş bir eğitim sisteminin içerisinde uzaktan eğitime geldiğimiz zaman hani ilk başta evet geçen yılki süreci biraz daha bir şok, özellikle Mart ayı ile Haziran ayı olan süreci biraz daha şok, bir şok dalgası olarak düşünebiliriz. Ve bu süreç içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan uygulamaların da aslında dünya literatüründeki çalışmalara baktığımızda uzaktan eğitim uygulaması değil, acil uzaktan öğretim programı olarak adlandırılabileceğini biliyoruz. Çünkü yapılan işlemler, eylemler ya da öğretim süreçleri çok eğitimle ya da uzaktan eğitimle, bildiğimiz uzaktan eğitimle uyuşan, örtüşen uygulamalar değildi. Hani Mart'tan Haziran'a kadar böyle bir süreç yaşandı. Arkasından yaz tatili geldi. Ve biz aslında yine şeyi biliyorduk, bu pandeminin kısa dönemde devam etmeyeceğini ve daha uzun süreye yayılan ve uzaktan öğretim sürecinin de daha devam edecek bir süreç olduğunu biliyorduk. Açıkçası Eylül ayında arkadaşlarla sohbet ederken Milli Eğitim'in ilk yapacağı şeyin bütün öğrencilere tablet dağıtmak olacağını düşünmüştük. Yalnız bunu bile yapmadı Milli Eğitim. Ve bütün öğretmen arkadaşlarımın bu süreçte bana destek veren ya da işte sizin programı paylaştığınızı duyan arkadaşların da deneyimlerini paylaştıkları kadarıyla, bizlerin de deneyimlediği kadarıyla İlk belirttikleri ve bütün öğretmen arkadaşlarımın, ben de dahil olmak üzere, yaşadığımız en büyük problemlerden biri eşitsizlikler ve erişim sorunu olarak çıktı karşımıza. Bir diğeri, birazdan açacağım bunları ama, teknoloji kullanımı ve ders içerikleriyle ilgili yaşadığımız çok yoğun bir problem vardı. Yine öğretmenlerin mesleki açıdan bireysel olarak ve ya da öğretmenlik türlerine göre ayrıştırılmış olduğumuzdan karşılaştıkları bir takım problemler vardı.
ve dördüncüsünde MİB'in her gün değişen uygulamaları ve kararları diye çok genel bir çerçeveye koyabiliriz bu süreçte yaşadıklarımızı. Ama en derin ve hepimizi en yoğun bir şekilde etkileyen deneyimlerden biri bu süreçte öğrencilerimizin eğitime yönelik yaşamış olduğu eşitsizlikler oldu. Birçok arkadaşımdan aldığım veriler, kendi deneyimlerim, öğrencilerimizin 37-38 kişilik sınıflarda okula ya da derse katılımlarının %30'larda kaldığı şekilde. Her ne kadar Milli Eğitim bu oranın %60'larda olduğunu söylese de aslında bizim deneyimlerimiz düzenli olarak derse katılabilen öğrenci sayısının %30'u ne yazık ki geçmediği şeklinde. Kaldı ki bu biraz önce de altını çizdiğim gibi aslında Ankara'nın çok merkezinde olan bir okuldan bahsediyorum. Hani bunların içerisinde neler yaşadık? Sadece babasının cep telefonu olan ve hocam akşam bana bugün anlattığınız dersin kısa bir özetini babamın cep telefonundan anlatabilir misiniz diyen öğrencilerim oldu benim. Onun dışında yine hiçbir şekilde erişemediğimiz, sadece ders listelerinde adlarını gördüğümüz öğrenciler oldu. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu çok temelde ve Ankara'nın merkezinde olan bir okulda olan bir süreçten bahsediyorum. Bunun dışındaki öğretmen arkadaşların yine paylaştıkları, hiç adını dahi sadece listede gördükleri ama hiç görmedikleri, kim olduğunu bilmedikleri, cep telefonuyla bile ulaşamadıkları öğrencilerin olduğu şeklinde. Yani en büyük problemlerden biri erişim problemiydi ve zaten bu kendi başına öğrencilerimizin çok yoğun bir şekilde eşitsizliğe maruz kalmasına, adaletsizliğe maruz kalmasına, belki sadece EBA TV'den yayınlanan derslerle devam etmesine, ki zaman zaman televizyonu bile olmayan öğrencilerimizin var olduğunu biliyoruz. Bu çok yoğun ve çok derin bir eşitsizliğe yol açtı. Zaten vardı bu eşitsizlikler ilk başta söylediğim gibi. Aslında bu eşitsizliklerin daha da derinleşmesine, daha da gözle görünür olmasına yol açtı. Yaşadığımız en derin ve en acı deneyimlerden biri buydu. Bir diğeri küçük bir... Hocam erişim izni verdiğiniz sanıyorum bana. Resim paylaşmak istiyorum ben. Bu gördüğünüz Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi verileri. Milli Eğitim Bakanlığı 6 milyon öğrencinin ders uzaktan eğitime erişemediğini, yani bu canlı yapılan derslere erişemediğini kendisi belirtti aslına bakarsanız. Bunun üzerinden de tekrar değerlendirdiğimiz zaman, şuraya özellikle dikkat ettiğimiz zaman erişebilen her 100 öğrencinin aslında 65 tanesinin de cep telefonuyla derse girdiğini gördük biz. Cep telefonunun hiçbir şekilde bir eğitim aracı olmadığını düşünecek olursak, yani o küçücük ekranlardan çocuklar öğretmeni mi görecek, paylaştığı resmi mi görecek, anlattığını mı duyacak? Kaldı ki zaten evde bir tane cep telefonu vardı. O cep telefonu da öğrencilerin arasında eğer birden fazla kardeş varsa evde dönüşümlü olarak kullanılıyor. Yani defalarca şu mesajları aldığımı biliyorum. WhatsApp mesajlarımda duruyorlar kendileri. Hocam şu an kardeşimin dersi olduğu için ben giremiyorum. Bir sonraki derse ben gireceğim. Yani böyle dönüşümlü giren öğrencilerimizin olduğu bir süreçten bahsediyoruz ne yazık ki. Yani sadece %25'lik derse katılabilen bu 18 milyon öğrencinin, kaldı ki burada şu parantezi açmak istiyorum. Biz turkuaz tablodan, TÜİK verilerinden, aslında devletten gelen verilerin ne kadar güvenilir olduğunu bu süreçte gayet iyi öğrendik. Hani Milli Eğitim verilerini de bu şekilde değerlendirecek olursak eğer, şu tabloda sadece 100 öğrenciden, katılabilen 100 öğrenciden 27'sinin daha ders aracı sayılabilecek bilgisayarla katıldığını, %8'inin tabletle katıldığını görüyoruz. %65'i bu süreç içerisinde biraz önce bahsettiğim gibi cep telefonuyla derse katılmış ki aslında bunlar da normal şartlar altında derse katılmış sayılmıyorlar maalesef. Diğer taraftan bu Milli Eğitim Bakanlığı başarısını tıklama sayıları üzerinden değerlendirdi. Aslında teknoloji kısmında biraz oraya değinmek istiyorum ama buradaki bu rakamı görünce hemen aklıma gelip söylemiş olayım. Bir öğretmen olarak günlük EBA'yı cep telefonuma 10 kez indirip sildiğimi biliyorum. Hani bu tıklanma ya da indirilme sayılarının bir gerçekliği yansıtmadığını kendi deneyimlerimden ve çocuğumun deneyimlerinden çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Çalışmayan bir sistem. Defalarca tıklamamızın sebebi şu, Milli Eğitim Bakanlığı bunu bir başarı olarak gösteriyor olmasına rağmen benim gün içerisinde EBA'dan 8 dersim varsa eğer ben 8 kez EBA'yı telefonumdan ya da bilgisayarımdan kaldırdım.
tekrar yükledim, tekrar giriş yaptım. Hani bu sayıların bu anlamda ne yazık ki bir başarı olarak, başarı tablosu olarak sunulması aslında tam tersine nasıl bir eşitsizliğin, nasıl derin bir eşitsizliğin içinde olduğumuzu, çocuklarımızın nasıl bir derin bir eşitsizliğin içinde olduğunu gösteren bir süreçti. Yine biraz önce söyledim, tekrar edeceğim ama okullar arasında, farklı okul türleri arasında bu erişim sistemi, erişimde aslında ne kadar büyük bir derinleşme, bir yarılma olduğunu gördük. Kendi çocuğumun gittiği sınıf okulda ne yazık ki Milli Eğitim'in nitelikli okul diye nitelendirdiği okullardan biri bu. Hani sınavla öğrenci alan okullardan biri. Derse katılımın %100'lerde olduğunu gördüm her gün bunu takip ederek. Ama burada nasıl %100'lerde olduğunu da hemen açıklayalım. Hiçbir şekilde Milli Eğitim'in vermiş olduğu bir destekle değil bu. Tamamen okul aile birliği ve velilerin desteğiyle ayakta kalan okullardı. Yine benzer şekilde kendi okulum ve geçen yıl ayrıldığım okulum, kendi okulumda katılım %30'sa, geçen yıl ayrıldığım Ankara'nın daha taşrası sayılabilecek bir okulda katılımın %10'lara kadar, hatta hiç olmadığı derslerin olduğunu biliyorum. Şimdi bütün bu anlattıklarımın sadece Ankara genelinden olduğunu ve Türkiye'nin Ankara'dan oluşmadığını düşünecek olursak, hani o şey tabloları hemen gözümüzün önüne geliyor tabii ki. Daha tepeye çıkan çocuklar internet bulmak için bir cep telefonuyla 5 kardeş ya da 5 farklı öğrencinin bir araya geldiği, ders dinlemeye çalıştığı tablolar. Bütün bunlar biraz önce söylediğim gibi en başta ve en temel olarak aslında eğitimde, uzaktan eğitimde yaşanan en büyük sorunun erişim problemi ve bunun yaratmış olduğu eşitsizlik ve adaletsizlik problemi olduğunu ortaya koyuyor aslında bakarsanız bir taraftan. Diğer taraftan çok net bir şekilde bunun yine hizmet ettiği yere baktığımız zaman nereye hizmet ettiğini düşünecek olursak piyasaya hizmet ettiğini göreceğiz yine. Çünkü bu süreçte hepimiz biliyoruz ki bir defa olsun cep telefonlarında ya da bilgisayarlarda ya da işte bu teknolojiyle ilgili, eğitimle ilgili, teknolojiyle ilgili araçların alım satımında en azından ÖTV ya da KDV indirimi gibi bir talebin bile olmadığını, bu dönemde özellikle almak zorunda olduğumuz için bu tür şeyleri öğretmenler de dahil olmak üzere sanki iktidarın bunu piyasayı canlandırmak için de kullandığını söyleyebiliriz. Bırakın eşitsizliği sağlamak için bir adım atmak şöyle dursun. Yine diğer taraftan Fatih Projesi diye bir projemiz vardı bizim, milyar dolarların harcandığı. Bu projenin de bu süreçte hiçbir işe yaramadığını ne yazık ki görmüş olduk. Milli Eğitim'in kendi açıklamasıyla 6 milyon erişimi olmayan öğrenciye bugün reklam olarak 500 bin tablet dağıtımının işte 250 binincisini dağıtıyoruz, 360 binincisini dağıtıyoruz gibi 500 bin komik bir rakam eğer 6 milyon kişi birebir derse katılamıyorsa, 6 milyon öğrenci birebir derse katılamıyorsa 500 bini reklam olarak sunmak ya da bir başarı olarak sunmak da ayrı bir maalesef eşitsizliği artıran bir süreçti. Bir diğeri öğretmen olarak en zor, çok zorlandığımız konulardan biri teknoloji kullanımı ve ders içerikleriyle ilgiliydi. Daha öncedeki tartışmaların da birçoğunda hepimiz hatırlıyoruz. Aslında hepimiz biliyoruz ki Türkiye'de eğitim sistemi sınava dayalı bir eğitim sistemi ve bundan dolayı değişmeyen bir takım kurallar var. İster uzaktan eğitimde olsun, ister yüz yüze eğitimde olsun. Her şey sınav için mantığıyla işleyen bir sistemle karşı karşıya kaldık maalesef. Ama onun öncesinde şeyi nasıl bir ortamın içerisine bırakıldığımızı düşünecek olursak eğer, öğretmenler olarak her şeyi ve tamamen el yordamıyla çözmeye çalıştığımız, işte biraz önce bahsettim o ilk pandeminin başladığı ve okulların kapatıldığı Mart ayından Haziran ayına kadar yaşanan problemlerin hepsi neredeyse ortadaydı. Öğretmenlerin teknoloji kullanımıyla ilgili problemi vardı. Teknolojik altyapı bütün bir öğrencilere hizmet edebilecek güçte değildi. Biz bunu gördük. Ama Eylül'de okulların açılmasına karar verildiğinde bunlarla ilgili hiçbir şeyin yapılmadığını, hiçbir iyileştirmenin yapılmadığını gördük. Kaldı ki Milli Eğitim Bakanımız dedi ki EBA çöktü, talep çok fazlaydı. Yani bu ancak bir eğitim tüccarının söyleyebileceği bir cümle olabilirdi. Hani EBA çöktü çünkü biz onu güçlendiremedik. EBA çöktü çünkü biz onun 18 milyon öğrenciye hizmet verecek şekilde yapılandıramadık gibi bir açıklama belki çok daha makul ve çok daha belki değil kesinlikle çok daha makul ve çok daha mantıklıydı, arkasında yatan buydu ama talep çok olduğundan çöktü, bu bizim için sevindirici bir haber dedi Milli Eğitim Bakanımız ve ondan sonra da maalesef
o talebi karşılayacak herhangi bir girişimde bulunmadı. Neden bu, ya da hani bulunmadığının nedenlerini ya da sonuçlarını ben size hemen aktarmaya çalışayım. Bir kere hepimiz güvenilmeyen, ne olduğunu bilmediğimiz işte Zoom, Teams vesaire aklınıza gelebilecek şu anda kullanmakta olduğumuz gibi birçok teknolojik aletle baş başa bırakıldık ve bütün sonuçlarını da ne yazık ki bazı olumsuz sonuçlarını da bu süreçte öğretmenlerin katlanmak zorunda olduğu bir şeye karşı karşıya kaldık. Çünkü bu kullandığımız programların güvenlik açıkları çok fazlaydı. EBA bütün öğrencilere hizmet edebilecek şekilde güçlendirilmedi, altyapısı güçlendirilmedi. Ve farklı ve güvenilir olmayan taleplere yönlendirildiğimizde de, platformlara yönlendirildiğimizde de biraz önce söylediğim gibi kendi başımıza çözüm üretmeye mecbur bırakılan öğretmenler haline geldik. Ki hepimiz haberlerden yine bu derslerin sabote edilmesini, bir takım art niyetli insanların Zoom şifrelerini alıp derslere girdiğini, ders için uygun olmayacak küfürler, hakaretler vesaireler paylaştıklarını, bütün bunların hepsine bu dönemde tanık olduk ne yazık ki. Ve yine biraz önce söyledim, bu ayrışmanın, özellikle okullar arasındaki ayrışmanın, veli desteğiyle ayakta duran okulların, özel okulların, aslında daha ya da biraz önce bahsettiğimiz nitelikli okulların öğretmen ve öğrencilerine daha güvenilir, daha rahat kullanılabilir ücretli platformlar sağlarken, diğerleri, Milli Eğitim'in diğer okullarının da işte biraz önce bahsettiğimiz bu güvenilir olmayan, güvenlik açıkları bulunan ve öğretmenlerin kendi başlarına üstesinden gelmeye çalışan programlarıyla baş başa bırakıldıklarına şahit olduk, deneyimledik, tanık olduk. Kendi kendimize çözüm üretmek zorunda kaldık. Bu süreçlere yine yaşadığımız problemlerden biri de buydu. Aynı zamanda ders içerikleriyle ilgili çok yoğun problemler yaşadık. Neden? Çünkü uzaktan eğitim yüz yüze eğitimle örtüşmüyor, benzeşmiyor. Derste işlediğiniz gibi, sınıfta işlediğiniz gibi bir ders işlemiyorsunuz. Doğal olarak aynı müfredatı, geçen yıl var olan müfredatı vermek gibi bir şansımız yoktu. Ancak bütün öğretmenler olarak buna zorunlu bırakıldık. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı sınavlarda LGS ve YKS sınavlarının bütün müfredattan sorumlu olacağını, öğrencilerin bütün müfredattan sorumlu olacaklarını söyledi. Yani herhangi bir seyreltilmeye, müfredatta bir seyreltilmeye gidilmedi. Gidilmediği gibi bunlara uygun bir eğitim materyali de hazırlanmadı ve bizler okul ders kitaplarını uzaktan eğitim materyali haline getirmek zorunda bırakıldık bir daha. Çünkü bir taraftan tüm müfredatı yetiştirme zorunluluğu, bir taraftan elimizde sadece dönemin başında sanki okullar yüz yüze açılacakmış gibi öğrencilere aktarılan, dağıtılan normal ders kitapları. Ben İngilizce öğretmeniyim. İngilizce ders kitabında sürekli işte şey diyor, work in pairs, yani ikili çalışın. Şimdi benim elimdeki kullandığım platformda, teknolojik platformda, o platform üzerinde öğrencileri ikili çalıştırma ihtimalim neredeyse yok. Çünkü ben zaten öğrencinin orada olup olmadığını bilmiyorum. Hani açıyor, sesini açıyor, gidiyor. Öğrenci orada mı değil mi bilmiyorsunuz. Senkronize olma olayla problemi var zaten bir taraftan. Hani bütün bu süreçlerin içerisinde sınıfta uygulayacağım o ders kitabının bana uzaktan eğitimde uygulamak için diretilmesi ya da dayatılması hepimizi ne yazık ki zorlayan süreçlerden biri oldu. Biz, bu da öğretmenlere ayrı bir iş yükü çıkarttı. Neden? Çünkü biz kendi içeriklerimizi bu süreçte teknolojiye uygun olarak kendimiz hazırlamak zorunda kaldık. Ya da yine piyasalaşmaya doğru giden bir süreçte eğer kendiniz hazırlayamıyorsanız piyasada hazırlamış olan eğitimleri ücreti mükabilinde satın almak zorunda kaldık öğretmenler olarak. Kendi ders içeriklerimizi belirli platformlara üye olarak vesaire ücreti, dediğim gibi biraz önce, ücreti karşılığında almak zorunda kaldık. Hadi bu da tamam, öğretmenliğin gereği olarak kabul edelim, hiç sıkıntı değil. Ama aldığımız bu ders içerikleri ya da paylaştığımız müfredata uygun olan içerikleri ne kadar aktarabildiğimizi düşünecek olursak eğer, burada ne yazık ki çok fazla problemle karşılaştık. Çünkü kameraların kapalı olduğu,
bir sistemin içerisinde karşıda öğretmenin, öğrencinin olup olmadığını bilmeyen öğretmen, herhangi bir ders etkileşimi yok, iletişim kurmak problemi var çok yoğun bir şekilde, öğrencilerle iletişim kuramıyorsunuz. Çünkü kamerasını ve sesini kapattığı takdirde siz karşınızda öğrencinin olup olmadığını, öğrencinin yerinde kimin oturduğunu doğal olarak bilemiyorsunuz. Yani en büyük problemlerden biri etkileşimli bir şekilde ders işleyemediğiniz gibi, o dersler aynı zamanda her öğrencinin ailesine de açık hale geldi. Hani biz veliyle mi muhatap oluyoruz? Veliye mi ders anlatıyoruz? Kimseye mi ders anlatmıyoruz? Öğrenci, hepimiz o karikatürleri gördük yani, işte resmini bırakıp giden öğrenciler. Bunlar aslında karikatür değil, hepimizin birebir yaşadığı, ne yazık ki birebir yaşadığı durumlarda. Çünkü zaman zaman dersi açtığımda 25 tane öğrenci varken sadece 3 ya da 5 öğrencinin sesini duyduğumu, defalarca seslenmeme rağmen hiçbir öğrenciden ses gelmediğini biliyorum. Ki ben lisede çalıştığım için veli profiliyle ya da velilerle en az iletişim kuran gruplar biziz, biliyorsunuz. Ancak ilkokul ve ortaokulda öyle değil. İlkokul ve ortaokullarda biz aynı zamanda öğretmenler olarak velilerle de hem canlı derslerde hem telefonda sürekli bu süreçte iletişim kurmak zorunda kaldık. Evet, bazı velilerimizin çok ciddi anlamda bu süreçte destek olduklarını inkar etmeyeceğiz. Ama aynı zamanda çok öğretmenin her zaman olduğu gibi kıyafetiyle, saçıyla başıyla, ses tonuyla vesaire ulaşan velilerimizin de olduğunu, biraz önce söylediğim o dersin tüm kamuya ya da tüm aile bireylerine açılması halinin, dersin özelliğinin, dersin kendine özel olma hali, o sınıfa özel olma halini tamamen kaybetmesinin öğretmenlere yansıması, bir takım velilerin biraz önce bahsettiğim gibi öğretmenin giymiş olduğu kıyafetle, işte eteğinin boyuyla vesaireyle uğraşmasına da yol açtı ne yazık ki. Bunları da yine hem basından hem kendi yaşadığımız deneyimlerden biliyoruz. Süremiz var mı diye hızlı tamamlamaya çalışıyorum ama. Sevgili hocam, gerçekten son derece önemli açıklamalar, değerlendirmeler yapıyorsun. Teşekkür ederim. Bir 6-7 dakikamız var. Tabii ki ben biraz müdahale edebilirim ama azıcık dinlendireyim seni istersen veya akışı bozmayayım, biraz daha ekle. Yok, devam edebilirim hocam. Sıkıntı. Buyur, buyur, devam edin. Ekleyeceklerimiz olur sonra. Buyurun. Bu süreçte yine öğretmenlerin mesleki olarak yaşamış oldukları o kadrolaşmayla ilgili bir takım problemlerle karşı karşıya kaldığımızı biliyoruz hepimiz. Biraz önce aslında şeyden bahsettim, pandemi öncesi eğitim sisteminin durumundan bahsettim. Neydi o pandemi öncesi ve sonrasında da devam eden öğretmen kadro süreçleri? Zaten öğretmenler kendi işlerinde bölünmüştü. Kadrolu öğretmenler, sözleşmeli öğretmenler, ücretli öğretmenler ve diğer taraftan da özel okullarda çalışmakta olan ve emeği sürekli sömürülen öğretmen arkadaşlar var. Şimdi birincisi, uzaktan eğitim sürecinde belki de en çok zorlanan ve en çok emeği sömürülen grup, o biraz en son bahsettiğim özel okullarda çalışan öğretmenler oldu. Çünkü bu öğretmen arkadaşlarımız ne mesai kavramı, ne mesai mefhumu durup dinlenmeden zaman zaman okulların kapalı olmasına rağmen bir takım işte kurs vesaire adı altında derslerin okulların, özel okullarda yapıldığını gördük biz. Bu aslında pandemi süreci biraz daha özel okulları bu anlamda öne çıkarma girişimlerinden biri bile oldu diyebiliriz. Ki Milli Eğitim'in atmış olduğu adımlardan ya da almış olduğu kararlardan birçoğunda devlet okulluğu ya da öğrencilerin üstün yararını gözetmekten daha çok özel okulların çıkarlarını düşündüğünü, gözettiklerine şahit olduk ne yazık ki. Bu dönemde diğer yaşanan problemlerden biri özellikle ücretli öğretmen olarak çalışan arkadaşlarımızın neredeyse tamamının, biliyorsunuzdur hepimiz gördük o süreci, birçoğunun derslerinden olması, işlerinden olması ya da verdikleri derslerin, girdikleri derslerin ücretinin ödenmemesi, daha sonradan telafi edilmek üzere, daha sonradan mahsup edilmek üzere diye bir takım yönetmeliklerin, yasaların çıkartılarak öğretmen arkadaşların derse, o dersleri onların üzerine yüklenmesi şeklinde yoğun bir problemle karşı karşıya kaldık. Yine aslına bakarsanız biraz önce söyledim,
özel hayatımız ya da şey diye bir şey kalmadı. Eminim şu an Türkiye'de cep telefonu numaramı bilmeyen yoktur. Öyle düşünebilirim yani. Aklınıza gelebilecek herkeste ve her dakika aranabilecek şekilde. Gecenin bir yarısı, sabah, hani sadece okula ait olmak üzere bu program için saydım gelirken 53 tane WhatsApp grubum var. Sadece okula ait. Hani dersine girdiğim sınıflar, kendi açtığım İngilizce dersi grupları, her bir sınıfın veli grubu, rehberlik yaptığım sınıfın grupları. Bunlar sadece bir öğretmen olarak bir okula ait çalışıyor olmaktan kaynaklı karşımdaki 53 tane WhatsApp grubu. Bunun dışında 5'erli 6'şarlı gruplar halinde proje ödevleri, performans ödevleri vesaire diye kurulmuş grupları saymıyorum. Hani bu anlamda özel hayatımızın, herhangi bir şekilde özel hayatımız diye bir şeyin kalmadığını kesinlikle söyleyebiliriz bütün öğretmenler olarak. Ha, bunu öğretmenlerin öğrenciyle iletişim kurması anlamında olumlu bir yönü olarak kabul edip biz zaten aldık başımıza koyduk. Yeter ki öğrencilerimize ulaşabilelim, yeter ki öğrencilerimizle bir arada olabilelim. Ama diğer taraftan dayatılan ders saatleri olarak düşündüğümüzde EBA ders saatleri öyle bir ayarlandı ki biliyorsunuz çocukların sokağa çıkma vesairesi şeyinde saat 9'da 10'da dersi biten öğretmen arkadaşlarım var. Bir tanesi biraz önce mesaj yazdı. Yine devam eden bir süreçten dolayı uzadığını ve gelemediğini. Saat 9'da dersimiz bitti, sabah 8'de dersimiz başladı, mesai diye bir kavram kalmadı. Ancak diğer taraftan bütün yasalar bize angarya olmayacağını, öğretmenin fazla mesai saatinin ödenebileceğini vesaire söylüyordu. Cumartesi günü çalışırsak eğer bunun bir karşılığı olması gerektiğini söylüyordu. Yalnız bunların hiçbiri olmadı. Biz yine mesai saatleri dışında derse girmek zorunda kaldık. Bunları da öğretmenliğin gereği olarak kabul etmişken dediler ki öğretmenler çok yatıyor. Bu yüzden yatmaya alıştılar, hatırlayacaksınız. Kendisini rahmetle anmak istiyorum buradan. Özel Okullar Derneği Başkanı'nı, Nurullah Galı. Öğretmenler çok yatıyor, yatmaya alıştı. O yüzden okullar açılmadı dediler. Hani bu da bu süreç içerisinde belki de öğretmenleri en çok yaralayan cümlelerden biriydi. Son ikisini sona sakladım, birazdan söyleyeceğim. Ama çok yatan öğretmenleri bu sefer görev tanımı dışında çalıştırmak aklına geldi ki Milli Eğitim Bakanlığı'nın ya da Sağlık Bakanlığı'nın. Biz öğretmenler olarak vefa destek gruplarında çalışmak zorunda bırakıldık. Filyasyon ekiplerinde çalışmak zorunda bırakıldık. Bütün bunlar bizim görev tanımlarımızın dışında olan süreçlerde. Gönüllü olarak kendimiz, bu toplumun öğretmenleri, bu toplumun bireyleri olarak biz zaten buralarda canlı dersimizin olmadığı saatlerde ya da günlerde gidip çalıştık. Bizzat kendim de çalıştım vefa sosyal destek gruplarında. Ama bunun her fırsatta bir iş yapılacağı zaman olması gerektiği zaman öğretmenler zaten yatıyor ifadesi ile İlk başvurulan kavramların grubun yine hep öğretmenler olduğunu düşündük. Kaldı ki biz herhangi bir esnek çalışan gruptan daha farklı değildik. Daha fazla çalıştığımızı, evden çalışmaya devam ettiğimizi herkes bildiği halde, günde 8 saat canlı ders yaptığımızı herkes bildiği halde buna yine de böyle bir öğretmenler yatıyor ifadesi ne yazık ki eklendi ve dediğim gibi angarya olması, görev tanımımızın dışında olmasına rağmen bir takım faaliyetlerde yer almak zorunda kaldık. Bunun dışında mücadele etmek zorunda kaldığımız son madde genel çerçeveyi söylersem aslında şeylerden biri Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendisiydi ne yazık ki. Milli Eğitim Bakanlığı çünkü o kadar sık karar değiştirdi ki bir taraftan bakanın o çok süslü ve güzel konuşmalarına baktığınız zaman aslında bizim bakanlığımızın her durumu ve şartı uygun alfabedeki 29 harf kadar planı olan bir bakanlıktı. Ama biz gördük ki her uygulamada ve her karşılaştığımız şeyde ikinci bir planımız yok. Aniden ve alelacele alınan kararlarla karşı karşıyayız. Çünkü sabah yayınlanan bir bildirinin ya da metnin, genelgenin öğleden sonra Milli Eğitim Bakanlığı açıklamasını yapacak bir genelge daha yayınlamak zorunda kaldı. Sabah aldığı kararı akşam değiştirdiği için biz sabah uyguladığımız dersi öğleden sonra uygulayamadık. Sabah hazırladığımız yazılı sorularını öğleden sonraya tekrar iptal etmek zorunda kaldık. Hani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu süreci hiçbir şekilde planlı ve programlı bir şekilde
ne yazık ki götürememesi yine sorumluluğu öğretmenlerin üstüne bırakan ve öğretmenleri Nurcan Hocam, el yordamıyla çözüm bakanlığının kararlarıyla ilgili kısa bir eklenti yapıyordum veya orayı tamamla. Sonra belki ben toparlıyorum hocam zaten. Göstereceğim bir şey varsa onu da göster. Onu da açayım ben. Sonrasında da sevinirim. Arkadaşlarımızın tabii ki soruları, katkıları olur diye düşünüyorum. Bu oturumu da tamamlamış oluruz. Böylece toplantımız da bitmiş olur. Buyur, tekrar seni dinliyoruz Nurcan Hocam. Teşekkür ediyorum hocam. Şeyden bahsetmiştim en son, Milli Eğitim Bakanlığı'nın almış olduğu kararları ne kadar hızlı değiştirdiğinden ve aslında bir arkasında hani hep o iddia ettiği gibi yeni bir planının ya da bir projesinin olmadığını gördük bu süreçte. Hani B planı, C planı, D planı falan yok. Çünkü sabah bir genelge yayınlandı. Genelgenin ne dediği ne yazık ki dili anlaşılmıyordu. Ne söylemeye çalıştığı belli değildi. Öğleden sonra o genelgeyi açıklayan bir genelge daha yayınlandı. Ama çok hızlı bir şekilde hemen arkasından o genelge iptal eden ve onu tekrar değiştiren bir yönetmelik yayınlandı falan. Hani bu süreçte Milli Eğitim Bakanlığı kesinlikle öğretmenleri de öğrencileri de kendi başına bırakıp el yordamıyla devam etmesini ya da el yordamıyla çözüm bulmasını yönlendiren bir sistemin içerisinde oldu. Ancak aldığı her kararı ısrarla ve ısrarla her seferinde satır altlarını okuduğumuz zaman çok net olarak şunu gördük. Alınan bütün kararların aslında özel okullara hizmet ettiğini, öğrencilerin biraz önce söylediğim gibi üstün yararını ya da öğretmenlerin çalışmasının herhangi bir şekilde göz önünde bulundurulmadığını ne yazık ki görmüş olduk. Bunlardan en sonuncusu da hepimizin tanık olduğu yine nakillerin durdurulmasıydı. Uzaktan eğitim süresi boyunca ne yazık ki öğrencilerimiz nakil isteyemediler örneğin, belki biliyorsunuzdur. Özel okullardaki herhangi bir öğrenci uzaktan eğitim sürecinde nakil isteyip devlet okuluna geçme imkanını Milli Eğitim Bakanlığı 15 Ocak'a kadar kapalı tuttu. 15 Ocak'tan sonra geçen iki gün önce yayınlamış olduğu genelgeyle tekrar bırakmış, geçişleri belirli bir süreliğine açtığını duyurdu. Bu da yine Milli Eğitim Bakanlığı'nın özel okullara hizmet olarak ya da teşvik olarak yönlendirdiği, yapmış olduğu iyiliklerden biriydi diye ele alınabilir. Bir diğeri çok hızlı bir şekilde bu süreçte bizler EBA üzerinden öğretmenlerin puanlandırılması, EBA puanı şeklinde bir takım puanların verilmesiyle aslında yarıştırıldığımızı ya da yarıştırılmaya çalışıldığımızı gördük. Neyse ki öğretmenlerin buna çok fazla itibar etmediğini biliyoruz. Kendi adıma öğretmen olarak pandemi sürecini iki cümleyle ya da iki örnekle hatırlayacağım diye düşünüyorum hep en ağır olarak. Bunlardan birincisi hepimizin tanık olduğu ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçeyle ilgili konuşurken öğretmenleri devletin üstünde yük olarak gördüğünü ifade ettiği cümlesiydi. Ne yazık ki hatırlayın, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi üzerindeki en büyük yük öğretmen maaşlarıdır demişti. Bizler yük değiliz. Bizler elimizden geldiğince milli eğitime rağmen, milli eğitim politikalarına rağmen bu süreci en sağlıklı bir şekilde çalışmak, atlatabilmek ya da öğrencilerimizin yanında olmak için çabaladığımızı düşünüyorum. Birincisi. İkincisi, akıllarımıza kazınan bir resim bir kez daha paylaşmak istiyorum sizinle. Uzaktan eğitim sürecini ve belki milli eğitimin aslında bütün projelerini, bütün çalışmalarını özetleyebilecek. Hepimizin bildiği bu resim, Milli Eğitim Bakanı'nın tarım işçisi öğrencilerin çalıştıkları, tarım işçisi velilerin çocuklarının tarlaya gidip domates aldım, kitap verdim şeklinde. Herhangi bir şekilde bu çocukları tarladan kurtarmanın, uzaktan eğitime dahi olsa dahil etmenin projesini üretmek, politikasını yapmak yerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın çocukları oldukları yerde bırakmak, geride bırakmak, özellikle geride bırakarak, üstelik üstüne bir de işte yerel yetkililerden, valilerden, kaymakamlardan da kendisinin yaptığı şeyi yaparak bu çocukları tarlalarda ziyaret etmelerini altını çiziyorum. Şimdi açtım sanıyorum, pardon.
Evet, bu çocukların tarlalara mahkum edildiğini gördük. Bunlar gibi kaç tane çocuğumuzun ne yazık ki şu süreçte eğitim sürecinin dışına düştüğünü henüz bilmiyoruz. Muhtemelen pandemiden sonra öğreneceğiz bütün bunları. Pandeminin en büyük eğitimdeki en büyük dezavantajlarından ya da yansımalarından biri muhtemelen okul terkleri olacak. Özellikle kız öğrenciler başta olmak üzere. Çünkü Milli Eğitim Bakanlığı bu süreçte toplumsal cinsiyet eşitliği projelerini de ortadan kaldırmıştı hatırlayacağınız üzere. Bu resmin pandemi döneminin bir yansıması olduğunu düşünüyorum aslında bakarsanız. Yani öğrencilerin uzaktan eğitime erişimi, erişimde eşitliğin sağlanması gibi bir derdinin olmadığını gösteren bir resim diye düşünüyorum bu Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Hani biraz önce bahsettiğimiz o eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, her öğrencinin derse erişimini sağlamak vesaire gibi bir derdi yok ki. Hatırlayın Milli Eğitim Bakanlığımız ne demişti? İşte sen ağa, ben ağa, bu inekleri kim sağa demişti çocuklar için. Hani hepsi nitelikli eğitim alsın, okusunlar dediğimiz zaman. Bu da bir anlamda bu sürecin özetleyen Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu politikalara ya da okulu kamusal eğitime, layık eğitime bakış açısını özetleyen bir resim ve ortaya koyan bir resim diye düşünüyorum. Son olarak aslında bütün bu politikaların bir kez daha altını çizerek söylemek istiyorum. Yapılamadığından değil, yapılmadığından, özellikle yapılmadığından bu şekilde olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sürecin aynı zamanda özel okullara, çünkü bu süreçte parlatılan özel okullara kaçış için bir takım imkanı olan velilerin kaçması için de bir teşvikmiş gibi değerlendirildiğini düşünüyorum. Eğer tam kapanma sağlanmıyorsa bu okul ülkede, birileri işe gidebiliyorsa okulları niye açmıyoruz? Eğer ortalık sıkıntıdaysa, bir salgın sıkıntısı varsa, bir problem varsa çarklar neden dönüyor diye sormak lazım. Çarkları döndürenlerin canının kıymeti yok mu? Yani onları tehlikeye atmak bu kadar rahatken okullar neden açılmıyor diye de sormak lazım. En sonuncu olarak belki hepiniz takip ediyorsunuzdur. Bu da UNESCO'nun pandemi döneminden beri kapalı olan okullar, en uzun süreli kapalı olan okullar listesi, bu ülkeler listesi. Bu liste çok hızlı bir şekilde güncelleniyor her gün. Ne yazık ki Türkiye bu süreçte en uzun süreli okullarını kapalı tutan ülkelerden biri oldu. Ki kapalı olan ülkelerinde kimler olduklarını ya da nereler olduklarını harita üzerinden mavi renkte çok açık bir şekilde görebiliyoruz. En uzun süreli okulların kapalı olduğu ülkelerden biri Türkiye oldu. Dediğim gibi bir kez daha buradan sormak gerekiyor. Eğer insan hayatını tehlikeye atacak bir durum varsa bu ülkede neden tam kapanma sağlanmıyor? Eğer öyle bir şey yoksa okullarımız neden kapalı? Teşekkür ediyorum. Çok uzattım sanıyorum. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum. Tabii ki benim açımdan tabii bireysel bir değerlendirme yapıyorum ama arkadaşlarımızın kendi görüşlerini de ifade edebilirler. Son derece etkili bir değerlendirme, bir çözümleme yaptınız. Bunu biraz tabii ki bekliyordum ama gerçekten beklentimin de çok çok üstünde oldu. Tekrar tekrar teşekkür ederim. Şöyle birkaç cümle söylemek istiyorum. Tabii ki hepimiz yaşadıklarımızı anlatabiliriz. Doğal olarak siz de kendi deneyimlerinizi anlatmak için davet ettik. Ama doğrusu kendi deneyimlerinizi anlatırken çok önemli bir çözümleme, çok önemli bir eleştirel bakışla bunu yapabildiniz. Aynı zamanda bir takım olanaklar da ortaya koydunuz ve önerileriniz de oldu. Bu bizim için çok değerli. Yoksa bir taraftan tabii içinde bulunduğumuz durumun çok üzüntü verici tarafları da var. Yani bir acındırma söylemini de ifade edebiliriz. Ama biz öğretmenler olarak, eğitimciler olarak, aydınlar olarak, entelektüeller olarak sorumluluğumuza uygun bir tavır takındınız. Çok teşekkür ediyorum. Yani burada yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen nasıl bir mücadele verildiğini çok açık bir şekilde ortaya koydunuz. Tekrar tekrar kutluyorum. Bir eleştirel pedagog olarak da sizin böyle bir tavır sergilemeniz beni ayrıca mutlu etti. Yani senin eleştirel pedagog olduğunu düşünerek söylüyorum. Çünkü
dönüştürücü öğretmen rolünü, aslında dönüştürücü entelektüel öğretmen rolünü hepimiz bir şekilde icra etmenin arzusu içerisindeyiz. Ama bunu başarabiliyor muyuz? Ben şu anda sizin yaşadıklarınızdan, yaptıklarınızdan, eyleminizden veya praksis olarak ortaya koyduğunuzdan bunu rahatlıkla görebiliyorum ve mutlu oldum. Şimdi değerli katılımcılar, sevgili dostlar, sizler de Nurcan arkadaşımızın söylediklerine ek olarak veya sorularla biraz daha vaktimiz var. Bir 20-25 dakikalık bir süremiz olduğunu söyleyebilirim. Bunu değerlendireceğiz. Nasıl bir yöntem izlediğimizi önceden katılan arkadaşlar biliyorlar. Mikrofonunu açabiliyor arkadaşlarımız. Çok uzun olmamak koşuluyla soru olarak yöneltirlerse soru, ama katkı olarak da söyleyebilirler. Tabii tartışma çok herkesin bireysel yaşantısına doğru giderse çok uzar. Ama biraz daha genel konular üzerinden söyleyin. Çünkü hocam özellikle öğretmenlerin karşılaştığı durumu, ama sadece öğretmenlerin değil toplumun bütün eğitim bileşenlerinin karşılaşmış olduğu durumu da özetlemeye çalıştı. Bu kısa sürede bunları söyleyebilmek gerçekten çok değerliydi. Ben konuşmak isteyen arkadaşlara görebildiğim kadarıyla vereceğim veya işaretler olursa, mikrofonlar açılırsa konuşabilir arkadaşlarımız. Buyurun. Ali arkadaşımız, Ali Akbaş sesi açarak şimdi açtım hocam. Ali arkadaşımız biraz önce Nurcan öğretmenimiz konuşurken perdelerle ilgili de söyledi. Birçok ayrıntı var. Yani perdeleri beğenmeyen veliler de var dedi. Veya toplumda perdelerimiz de insanların değerlendirmesine sunuldu. Bunlar çok tabii ki incitici ayrıntılar. Ama daha temel sorunlar üzerinden Ali kısa kısa devam edelim. Ali arkadaşımız buyur. Hocam merhabalar. Herkese iyi akşamlar. Ben İngilizce öğretmeniyim. Nurcan hocama çok teşekkür ediyorum, branştaşım. Çok güzel değerlemiş, toparlamış. Yani söylenecek her şeyi söylemiş. Gerçekten çok iyi bir sunum yaptı bize. Ben çok mutlu oldum bugün burada olmaktan. Katkı olsun diye ben geçen hafta konunun bu olduğunu öğrenince kendi çevremdeki bir 40-45 civarı arkadaşa WhatsApp üzerinden bir takım sorular yönelttim. Orada arkadaşlarımın bahsettiği hemen hemen bütün sorunları Nurcan hocam burada özetledi. Sağ olun, teşekkür ediyorum tekrar Nurcan hocam. Ben sadece küçük birkaç şey eklemek istiyorum. Mesela benim iletişim kurduğum arkadaşlardan bazıları, bu arada çok özür diliyorum, ben herkesten özür diliyorum. Ayhan hocamın doktor öğrencisiyim ben eğitim yönetimi alanında Gazi Üniversitesi'nde. Ayhan hocama da çok teşekkür ediyorum bu şeyi birkaç haftalarda bize bu güzel etkinlikleri düzenlediği için. Ali, bu kısma gerek yok. Reklam kısmı. Olsun hocam. Reklam değil. Yani ben söylemek istedim. Şimdi bizim arkadaşlarımdan bana gelen cevaplarda özellikle bazı branşlarda uzaktan eğitime gerek olmadığı yönünde bir takım şeyler vardı. Mesela beden, müzik, resim gibi dersler uzaktan eğitime dahil edilmeyebilirdi dediler. Bir de şöyle bir takım tartışmalar oldu. Türkiye aynı anda dört mevsimin yaşandığı bir ülke. Bu coğrafyamızın çok güzel olduğu her defasında vurgulanır ama uzaktan eğitimle ilgili kararlar alınırken bu mevsimsel faktörler göz önüne hiç alınmadı. Örneğin bir Akdeniz bölgesinde beden eğitimi dersleri çok rahatlıkla çocukların okulda işlenebilirdi. Resim dersleri okul bahçesinde yapılabilirdi diye düşünen arkadaşlarımız oldu. Bir de arkadaşlarımızın özellikle vurguladığı şey şuydu hocam, bir %30 civarı, Nurcan hocam biraz önce bahsetti. Benim kendi derslerimde de görüyorum, bu bazı sınıflarda %70'lere kadar çıkıyor katılımın az olması. Ama ortalama biz hani %30, %40 civarında öğrencinin hiç ortada olmadığını görüyoruz Ayhan hocam. Bu öğrenciler nerede? Hiç kimse bunun derdine düştü mü bu süreçte? Bilmiyorum yani, ben böyle bir dert edilme olayının görmedim. İçimizde rastlayan, gören, duyan varsa burada dile getirebilir. Yani ne yazık ki %30 civarında öğrencimiz hiç yok ortada. Ne zamandan beri değil? Geçen sene Mart ayının 17'sinden beridir biz bu çocuklara hiçbir şekilde ulaşamıyoruz. Ve işin kötü tarafı şu, bugün biz okulları açmaya kalksak, şimdi 15 Şubat telaffuz ediliyor.
15 Şubat'ta okulları açmaya kalksak belki bu %30 öğrencinin %50'sine ulaşamayacağız. Hadi iyimser olalım, %20'sine, %30'una hiç ulaşamayacağız. En büyük korkularından birisi bu. Bir de geçenki şeylerden bahsettim. Geçenki de toplantılarda bazı öğrencilerin aileleri dışında mekanlardan bu şey uzaktan eğitimlere katıldı. İşte haftanın 5 gününü orada geçirdiği falan gibi bir takım sıkıntılar kulağımıza geliyor. Benim hocam söylemek istediklerim kısaca buydu. Teşekkür ediyorum. 4 soru evet. Yöneltmiştim arkadaşlara. İsterseniz hemen onların da kısaca şu en çok neler söylenmiş onu söyleyeyim hocam. Mesela ben en önemli sorun nedir diye sorduğunda biraz önce bahsedilenlere paralel olarak katılımın az olması ve fırsat ve imkan eşitsizliklerinden bahsedildi. Herhangi bir arkadaşım hiçbir şekilde avantaj sağlamadığını söyledi bunun bu sürece. Sadece birkaç arkadaşımız işte sağlığımı korumam yönünde ve işte çocuklarımla vakit geçirmem yönünde birkaç arkadaş ama bunlar çok fazla değil sayıları. Evde olmasının avantajlı olduğunu söyledi. Yani çok ilginç olaylar yaşanıyor işte biraz önce bahsettiğimiz şeyler gibi. Mesela yan odada o anda ders esnasında evden birisinin ölmüş olması o anda gerçekleşen olaylardan birisi. Bunun gibi çok değişik şeyler olmuş. Devam etmek ister misiniz diye bir soru sormuştum. Yani uzaktan eğitime, hayat normale döndüğünde de kısmen de olsa devam etmek ister misiniz diye yöneltmiştim soruyu. Neredeyse arkadaşların yarıya yakını kesinlikle hayır diyor, geri kalanları da hayır diyor. Sadece bir ya da iki kişi şartlar uygun olursa işte kısmen devam ederim gibi cevaplar vermişler. Yani öğretmenler bu süreçten hiçbir şekilde memnun değiller Ayhan Hocam. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler Ali. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Bu deneyimler hepimiz için çok değerli tabii ki paylaşımlarınız. Akif Hocam buradan yazdı. Ben de bir katkı veya soru söyleyeceğim dedi. Akif arkadaşımız. Hocam buradayım. Teşekkür ederim. Evet Akif buyurun. Mini katkı olarak değerlendirebiliriz belki bu konuşmayı ama. Şimdi Uğurcan arkadaşımıza teşekkür ederim. Problemleri gerçekten çok net bir şekilde ortaya koydu. Yalnız bu süreci sadece problemleri üzerinden ele almak biraz tablonun sadece bir tarafını görmek gibi geliyor bana. O kısmı birazcık daha aşalım isterim. Şöyle, aslında bu dönem içerisinde öğretmenlerin muhtemelen öğrencileri için müfredatın değişimin nasıl olabileceğine dair ya da yaşantının sadece bunlar üzerinden sürmediğine dair yaptıkları çok pozitif destekler de olmuş olabilir. Aslında bu kısmı birazcık daha aşma şansınız olabilir. Şöyle, örneğin öğrencilerimizin bizimle birlikte var oldukları ve psikolojilerinin de bu anlamda aslında çok iyi olabileceği ve biz onları bu şekilde destekleyebileceğimiz kısmını unutmamak lazım. Örneğin burada acaba öğretmenler bu katkıyı sunabilirler mi? Çok şeye dalmak istemiyorum. Bakanlık falan, acaba ben sistemin içinde mi konuşuyorum falan tartışmalarına da girmek istemiyorum. Zaman sorunu da aslında baskı yarattığını biliyorum ama çok oraya girmeden. Bir, öğrencilerimizin psikolojilerini düzeltmeye, velilerimize yardım olsun diye destek sunmaya yönelik acaba bir şey üretmiş olabilirler mi? Bu önemli. Ben kendi adıma bazı deneyimler yaşadım. Bu bir. İkincisi, öğretmenler acaba bu süreç içerisinde eski alışkanlıklarını aynen devam ettirme eğilim içerisinde olmuş olabilirler mi? Şöyle, müfredatı vermeliyim, sınava hazırlamalıyım, çocuk beni dinlemeli, soru sormalıyım, yanıtımı almalıyım falan gibi alışkanlıklar aynen devam etmiş olabilir mi? Yoksa bunların tamamını alt üst edecek bir sistemi kurmuş olabilirler mi? Örneğin dersi siz yönetebilirsiniz, konuyu değiştirebilirsiniz, özel şeyleri tartışmaya açabiliriz. Şu anda film izliyoruz, dans yapacağız, müzik dinliyoruz. Klasik müzik dinleyerek bugünkü zamanımızı bu şekilde değerlendiriyoruz falan da demiş olabilir aslında. Bu anlamda öğretmenin bir anlamda özelliği var ama kafalarımızdaki özelliği eğer kırmamışsak bu da problem olabilir. Bu pozitif anlamda yapılabilecek şeylerden bir tanesiydi. Öğrencilere bu şekilde gittiğimiz zaman ve kafamızda bakanlığın sınav üzerinden çocukları değerlendireceği varsayımın üzerine gittiğimiz zaman o coşkuyla işte ders anlatma, konu verme ve benzeri. Örneğin biz tam tersini yaptığımızı söyleyebiliriz. Yani burada örneğin film çekimi, iki tane sinema filmi çektik. Sanal müze açtık, resim sergisi açtık, sanal tiyatro yaptık ve tiyatroların tamamını birleştirerek çocuklarımızla tiyatro oyunu kurduk. Çocuklarımız evde çektikleri filmlerden bizimle paylaştılar ve arkadaşlarıyla paylaşıma girdiler. Yani aslında
bu dönem içerisinde bir anlamda tersten öğretmenlerin yaptıkları diye bir bölüm açılırsa ve burada öğretmenler pozitif deneyimlerini paylaşırlarsa çok daha iyi olacak. Tabii problemleri görüyoruz. Onların çözümü ve işsizliklerin ortadan kaldırması konusunda politik bir düşüncemiz de var. Eleştirel bir düşüncemiz de var. Onun farkındayım. Ama örneğin örgütlere doğru da gitmek lazım burada. Şimdi örgütler hep çaresizlik dili üzerinden bir şey üretmek durumunda değiller. Yani öğretmenler de aynı şey ve örgütlü öğretmenler de. Örgütler sürece müdahale etmelidir. Ama sadece eleştirel yaklaşarak müdahale değil. Farklı şeyler üretme bazında. Yani tabii ki oradan sonra eleştiriler gelecektir tabii ki. Ya siz işte sistemin parçası oldunuz falan ama olalım. Bu haliyle de görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok uzatmış olabilirim. Çok özür dilerim hocam. Teşekkürler. Evet. Teşekkürler Akif hocam. Selin öğretmenimiz bir soru yöneltmiş, yazmıştı. Ben Selin öğretmenin yazdığını okudum ama Akif arkadaşımızın konuşması da tam bu soruya yönelik bir yanıttı. İleride ne yapabiliriz veya şimdi ne yapıyoruz gibi genel bir değerlendirme yaptı Akif arkadaşımız. Başka konuşmak isteyen arkadaşlar var mıdır sorusu olan? Evet, görebiliyorum herhalde Hüseyin arkadaşımız. Hüseyin, buyur. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Nurcan hocama teşekkür ediyorum. İki şeyin altını çizeceğim. Biz ölçme değerlendirmeyi bir genelgeyle yaptık. Çok her şeyi alt üst eden, o pedagojiyi de aldığımız eğitimi de alt üst eden bir şeydi. Ve o konuda bir şey geliştiremedik ama maalesef. Bu bir. İki, her şey merkezi düzeyde olduğu için o hantal yapıyı çok ağırlıklı hissettik. Özellikle eğitim yöneticilerinin liyakatsız olması, önlerindeki yasaya, yönetmeliğe değil hep yukarıya bakmaları bir şey üretmemelerine neden oldu. Öğrenciden haber alamadılar. Dersleri takip etmeyenlerin neden etmediği noktasında bir maalesef çözüm üretmediler. Zaman baskısı olduğu için çok fazla şey söyleyecektim ama ya bu konularda biz bir şeyler üretmemiz gerekirdi ama yani hem örgüt düzeyde hem de öğretmenler olarak hem ölçme değerlendirme çünkü bu şeyin ölçmesi farklı olmalıydı. UNESCO'nun da bu yönde bir açıklaması oldu. 4 hazırlıktan bahsetti. Teknolojik hazırlık, içeriksel hazırlık. Nurcan hocam onların altını çizdi. İçeriksel hazırlık hakikaten yoktu, dolduramadık. Pedagojik hazırlık ve ölçme değerlendirme hazırlığı. Bu başlıkların tamamı da maalesef askıda kaldı. Teşekkür ediyorum, iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler katkınız için. Yani bu saptamalar çok önemli. Bir kısmını tabii ki başlık olarak Nurcan arkadaşımız söyledi. Kendi değerlendirmeler içerisinde buna değindi. Ama eklemeler olursa birkaç kişi daha belki konuşsun. Sonunda Nurcan hocama tekrar söz vereceğim. Evet, başka katkı vermek isteyen arkadaşlarımız, sorusu olan arkadaşlarımız var mı diye. Bütün herkesi göremiyoruz ama gördüklerimiz içerisinde var mı? Şu anda sanırım yok. O zaman Nurcan arkadaşım, yani bu değerlendirmeler ışığında tabii ki doğrudan soru yok ama özellikle Akif arkadaşımızın söylediği, sonra da Hüseyin arkadaşımızın söylediği konular tabii ki tartışmaya değer. Yani burada uzun uzun tartışılabilir ama kısa kısa sen de istersen bu yorumlara bir yorum yapabilirsin. Buyur. Teşekkür ederim hocam. Öncelikle Hüseyin hocama teşekkür ediyorum. Atladığım bir nokta. Notlarım içerisindeydi aslında bu değerlendirme süreci. Biraz önce bahsettiğimiz o çok hızlı gelişen, sürekli değiştirilen yönetmeliklerle işte bir an önce aslında programın sonunda demiştim. Sabah yazılı sorularını hazırlıyordum ki şey de hazırlanmıştı, sınav takvimi de hazırdı. Çocuklar pazartesi günü kendilerini sınava gelecek şekilde hazırlamışlardı. Hemen arkasından sınavların iptal edildiği ki ben bu dönemde öğrencilerin herhangi bir şekilde yazılı sınavla değerlendirilmesi şahsi kanaatim.
hemen söyleyeyim. Aynı zamanda eleştirel eğitim anlayışı içerisinde de genel olarak zaten böyle bir katı sınav değerlendirilmesinin uygun olmadığını düşünüyorum. Ancak bu da yine öğretmenlerin insafına ve vicdanına ve sorumluluğuna bırakılan bir şeye dönüştü. Şimdi siz öğrencilerin 6 milyonuna eğitim hakkı tanımamışsınız. Ama öğretmene diyorsunuz ki performans ve proje notuyla, özellikle ilkokul ve ortaokulda, hani lisede ikinci döneme aktarıldı bu süreç ama karne verecek çünkü Milli Eğitim Bakanlığı, hani o evrak o kadar katı bir şey ki, öğretmenler o sorumluluğu öğretmenin üzerine bırakarak, yıkarak, hani benim vicdanıma bırakarak açıkçası çocuklara performans notu vermemizi istediler. Biraz önce arkadaşım dedi ki 17 Mart'tan beri kayıp olan öğrencimiz var. Ali hocama bu arada katkıları için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Arada zaman sıkıntısından dolayı söyleyemedim. Verilerini benimle de paylaşmıştı, sağ olsun. Hani hiç görmediğim öğrencinin hangi performans notuyla değerlendirmemi bekliyorsunuz? Bu birincisi. İkincisi, bir yıl herhangi bir şekilde öğrenciyi değerlendirmesek hani ne olurdu? O notu vermemiş olsak çocuklara ne olurdu? Yani mutlaka not mu vermemiz gerekiyordu? Gerekli olanakları sağlamamışız, imkanları sağlamamışız, eşitliği sağlamamışız. Ama diğer taraftan diyoruz ki öğretmenler öğrencilere not versin, performans notu versin, proje notu versin, katılım notu versin. Katılmamış. Hangi katılım notunu verebilirim? Yani yok. Neden benim sorumluluğuma ya da vicdanıma bırakıyorsun? Ha bırakıyorsanız da hani bunun biraz önce bahsedildiği gibi örgütlü bir şekilde bir hareket edip belki de bütün öğrencilere gerekiyorsa yüz vermek gerekiyordu. O başka bir şey. Yorumların hemen birinden olumlu yönleri yok mu? Ya da Nurcan Hocam, pardon. Bir orayı unutma. Ayhan Direk Hocam da belki bir soru soruyor. Paralel olabilir diye. Ama o yoruma sen konuşacaksın. Ayhan Direk Hocam, buyur Ayhan. Merhaba hocam. Evet, şimdi ben şöyle bir paradoks görüyorum. Biz Milli Eğitim Bakanlığı'nı beğenmiyoruz. Kadroları beğenmiyoruz. Eğitim yöneticileri yetersiz diyoruz. Ama çözümü de oradan bekliyoruz. Bu bir paradoks değil mi? Mesela ben Nisan'dan beri EBA'ya hiç girmedim. Ne olup bittiğini de bilmiyorum. Puan vereceklermiş, vermeyeceklermiş hiç umurumda olmadı. Çünkü oradan bir çözüm beklemiyorum. Yani EBA'ya iki kere girmeye çalıştım, giremedim. Ondan sonra da girmedim zaten. Şimdi milletin işte 35 saat örgün dersimiz vardı ortaokulda. 35 saat uzaktan eğitim yaptık ve hiç kimsenin sesi çıkmadı. Hatta Eylül'de bu ders saatlerinin azaltılması söz konusu olunca bazı öğretmen arkadaşlarım işte buradan da bakmak lazım. Bizim ek derslerimiz ne olacak tartışmasına başladılar. Biraz da Akif Bey'in dediği açılardan bakalım. Aslında biz hani avcılardan dinliyoruz ya hikayeyi. Bir de öğrenciler açısından bakalım. Biz diyoruz ki erişemiyorlar çocuklar. Ne kadar güzel. Ama aynı çocuğa biz erişemediği için not vermeye şey yapıyoruz. Ben onu işte dersime 3 kere girdi, 5 kere girdi. Ben ona not, bu tartışmaları anlatıyorum. Yani öğretmenler odasında olan biteni ya da WhatsApp gruplarında olan tartışmaları söylüyorum. Bir taraftan olumsuzluklar var. Ama biz o olumsuzlukları yaratanlardan, yani sorunun parçası olanlardan çözüm beklemek gibi bir paradoksa düşmedik mi? Ve burada bizim örgütlerimiz biraz zayıf kalmadı mı? Bunlar da tartışmanın sürece toplu bir bütüncül bir bakış açısı getireceğini düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam. Teşekkürler Ayhan. Sen şimdi tabii herhalde bilmiyorum Milli Eğitim'e bağlı değilmiş gibi şey yapıyorsun. Yani EBA'ya girmiyorum, oradan gelenlere bakmıyorum deyince farklı bir algılama doğmasın. Sen de Milli Eğitim'e bağlısın herhalde. Öğretmenlerin özgür olarak kalabilecekleri tek yer sınıfları kaldı. Evet. Sınıfları dışında Nurcan Hanım dedi bütün o baskıları görüyoruz. Bu alanda biz kendimiz yaratıcı olabiliriz veya yaratıcı olanlarla irtibata girip bir şeyler üretebiliriz. Buraları da biz onlara teslim ettikten sonra biz sadece işte ders ya da onların verdiği programı yapma memuru gibi bir duruma düşeceğiz. Ben şimdi neden söylüyorum? Ben Milli Eğitim'de uzun süre yöneticilik de yaptım. O yapılan bir şey çıkmayacağını biliyorum zaten. Evet, teşekkürler. Bakalım Nurcan Hocam bu yorumlara kısa bir yorum yapsın. Nurcan Hocam 5 dakika süremiz kalmıştır. Bunun hepsini
kullanacağız tabii ki. Sen kullanabilirsin veya arkadaşlardan kullananlar olabilir. Ama böylece kapatacağız programı. Daha sonra kayıt yapmayacağımız, belki yine arkadaşlar kalanlarla konuşacağımız bir oturum yapabiliriz. Buyur hocam, dinliyoruz. Şimdi hocam çok hızlı bir şekilde şunu değinmek istiyorum. Akif hocamın, hani bütün bunlar uzaktan eğitimi sunmuş olduğu imkanlar değil. O yüzden bunları tartışmıyoruz. Yani bir çocuğumuzla bir şey üretiyor olabilmek, yüz yüze eğitimde de zaten yapabileceğimiz şeylerdi. Bunlar bize uzaktan eğitim bir fırsat olarak sunmadı. Bu alternatiflerin hepsini değerlendirebilirdik. Zaten yüz yüze eğitimde de yapabilirdik, uzaktan eğitimde de yapabilirdik. O yüzden bunu bu tartışmanın konusu olarak düşünmedim. Kendisine katkısından ve düşüncelerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ama hani bir öğrenciyle iletişime geçmek, onlarla farklı faaliyetlerde bulunmak, farklı bir şeyler üretmek uzaktan eğitimin sunduğu bir avantaj değildi. Bir kez daha söyleyeyim, yüz yüze eğitimde de bunları fazlasıyla, eğer ki hele hele eğitime eleştirel bir yerden çocuğun toplumsallaşması, insani vasıflarının niteliklerinin artırılması üzerinden bakıyorsanız, müfredatın bir yerinden o sızabileceğiniz bir noktayı arıyorsanız bunu zaten yüz yüze eğitimde de uzaktan eğitimde de yapabilirdiniz. Kaldı ki uzaktan eğitim çok daha kontrollü, çok daha kayıt altında olan bir süreçti. Bu daha zorlayıcı bir süreçti. O yüzden ben kendisini uzaktan eğitimin bunun bir fırsat olarak bize sunmadığı konusunda katılmadığımı ne yazık ki dile getirmek istiyorum. Bir diğeri özellikle üzerinde durmak istediğim, uzaktan eğitim ülkemizde eğitimde fırsat eşitsizliği için bir olanak olarak değerlendirilebilir mi demiş. Başından beri eşitsizlik tartışıyoruz. Çocuklarımız okul bir toplumsallaşma ve birlikte olma halidir. Yüz yüze eğitim özellikle. Öğrencilerimizin hep bir araya geldiğimiz, birbirimizden öğrendiğimiz, birlikte sosyalleştiğimiz, toplumsallaştığımız bir ortamdır. Öğrenciyi okula getirdiğiniz zaman, hani uzaktan eğitim değil de okula getirdiğiniz zaman, çocuk işçiliğini önlersiniz. Uzaktan eğitime değil yüz yüze eğitim yaptığınız zaman çocuk gelinleri önlersiniz. Bunun herhangi bir şekilde avantaj olarak düşünebilmesi, bu çocukların çocuk işçiliğine maruz kalması, çocuk gelin olarak erken yaşta evlendirilmesi, hele hele en alttakilere eşitlik sağlayabilecek bir imkanmış gibi sunuluyor olması tamamen bir kandırmacadan ibarettir. Hatırlayın, uzaktan eğitim değil de açık liseleri, ilk alınanlar en alt gruptan, en alt sınıflardan olan çocuklar oldu yüz yüze eğitimden. Açık lise ve açık ortaokul hakkı tanındığında. Uzaktan eğitim bu anlamda bir eşitlik sağlaması ya da avantaj haline getirilmesi ne yazık ki bizim gibi ülkelerde söz konusu bile olabilecek bir şey değildir. Kaldı ki muhalefetin geliştiği yerde okullardır. Biraz önce Ali Hocam dedi ki avantaj olarak benimle paylaşmış olduğu verilerden hemen söyleyeyim. Disiplin sorunu olmaması uzaktan eğitimin demişler. Çünkü katılım yok. Herhangi bir şekilde öğrenci zaten yok. Hani disiplin sorunu çıkartmıyor çünkü sınıftan çıkmak gibi bir derdi yok. Ekranı kapatıyor, mikrofonunu kapatıyor, sınıfta yok zaten. Hani nasıl bir disiplin sorunu çıkartabilir ki? Çıkartacaksa en fazla ailesine çıkartacak. Ama disiplin sorunu çıkaran öğrenci iyidir okulda. Bir şeyden rahatsızdır o çocuk. Siz onunla birlikte o rahatsız olduğu şeyin ne olduğunu bulmayı, araştırmayı gidersiniz. En azından siz de sistemin kötü bir yerinin olduğunu, bu çocuğu o sistem içerisinde rahatsız eden bir şey olduğunu keşfedersiniz. O yüzden ben hani disiplin probleminin olmamasını da bir avantaj olarak değil, bir dezavantaj olarak değerlendiriyorum. Çünkü neyden rahatsız olduklarını, neyden huzursuz olduklarını da bu süreçte göremediğimizi düşünüyorum. Ama ısrarla bir kez daha söylemek istiyorum. Uzaktan eğitim kesinlikle eşitsizlikleri ortadan kaldırabilecek ya da eğitime erişemeyenlere eğitim imkanı sağlayabilecek bir uygulama değildir. Hiçbir zaman da şimdiye kadar dünyada da olduğu herhangi bir literatür üzerinde de ne yazık ki görülmemiştir. Keşke olsaydı diye. Herkese evet. Katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Nurcan Hocam, gerçekten çok teşekkür ediyorum. Yani bütünüyle tartışmanın her noktasına hem açıklama hem çözüm önerisi şeklinde de söylediniz. Bir de bunu tabii doğrudan yaşayan birisi olarak da yapmış olmanız bizim için çok değerli. Bütün katılımcılara çok teşekkür ediyorum. Haftaya Fatma Dilek Gözütok Hoca'yla eğitim hakkı üzerine
başlıklı bir tartışmayı yürüteceğiz. Hepinizi yine beklerim. Biraz sonra belki kapandıktan sonra bir tekrar burada olan arkadaşlarla konuşuruz. Hocam şimdi, bir söylemek istiyorum. EBA'dan katılmadım derken diğer platformlardan katıldım. EBA'dan bağlı şey sorunu evet, vardı. Evet, kayda geçsin. Bir şey merak ediyorum. Mesela ben Düzce'deyim. Bizim katılımlar %90 seviyesindeydi. Acaba mesela bu Ankara'dan, İstanbul'dan bu ikinci, üçüncü defa duyuyorum. %30'lar, %40'lar. Bunun nedeni nedir acaba hiç? Bu konuda bir fikriniz var mı? Bunu da araştırmamız gerekecek Ayhan Hocam. Süremiz bitiyor. Bunu konuşuruz belki.